Merhabalar arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Sevgili İkizler Burcu, aklınızdaki kişiyle olan bir ilişki durumunuza bakalım istedim bu videoda. Daha doğrusu başka bir şey çekecektim. Niyeyse hissiyat kolektif olarak böyle bir enerji geldi ilişki üzerine. Ben de tek tek tüm burçlar için çekmeye karar verdim. Bakalım bakalım sizin ilişki durumunuz nasılmış? Aklınızdaki kişiyle nasıl bir ilişki içindesiniz? Sevgili İkizler Burcu. Hadi bakalım. Niyet ettim ilahi kanalda. Bu videoyu dinleyen kolektifteki İkizler Burcu'nun aklındaki kişiyle olan ilişki durumunda ilahi kanaldan en doğru bilgileri niyet ediyorum. Birden geldim. İkizler Burcu ve aklındaki kişiyle olan ilişki durumu. İkizler Burcu. İkizler Burcu. Bismillahirrahmanirrahim. İkizler Burcu. İlişki bölümü. İkizler Burcu. İlişki bölümü. Şimdi hemen başlıyoruz bakalım. Sevgili İkizler Burcu ve aklındaki kişinin ilişki durumuna. Şimdi sizin ilk karşılaşmanızda hissettiğiniz duygular, bu ilişkinin başlaması, yani her iki taraf da tamamlanmak adına, yani tamamlanacağım kişi bu diyerek başlanmış sanki. Yani bu dünyada aradığım kişi buydu, istediğim bu kişi buydu diyerek düşünülmüş ve bir yola girilmiş, başlanılmış. Yani kesin buldum artık, bu sefer tam dediğiniz bir ilişki, daha doğrusu bir kişi olarak görmüşsünüz her iki tarafta birbirini ve bir şekilde başlanmış ve tamamlanmış. Tamamlanmasının arkasına hemen çok kısa bir süre sonra bir taraf arkasını dönmüş ve çekmiş gitmiş, her şeyi bırakıp. Sebep korkuları, yani bağlanmak istememesi, birleşmek istememesi, size karşı olan duygularını bile bırakmış gitmiş. Kendi duygularından korkan biri. Tutkuyla amaca ulaşmak yerine, tutkuyla bu ilişkiyi sürdürmek yerine korkaklığından arkasını dönüp gitmiş görünüyor. Sonra tekrar bir karşılaşma ya da tekrar bir araya gelinip bir didişme, bir konuşma, işte bana böyle yaptın, sen de böyle yaptın diyerek karşı tarafın size hızla bir gelişi olmuş. Tekrar bir gelmiş ama geldiğinde de dili keskin, sözü keskin, yani benim dediğim olsun, benim istediğim şekilde olacak diyerek sizin bakış açınızı değiştirmeye çalışmış bu ilişki için. Siz bu ilişkide tamamlanmak isterken bu karşı taraf sizin bakış açınızı değiştirmek için mücadele etmiş ve bunu da başarmış. Bu ilişki için nasıl söyleyeyim, bu ilişkide bir taraf kendini çok kanıtlamak zorunda kalmış aslında. Bir taraf da ağır darbeler yemiş. Artık bu hangi taraf, siz kendi ilişki durumunuza göre alın, kabul edin. Çünkü ben kartları bu taraf aklınızdaki kişi, bu taraf İkizler Burcu diyerek almadım. İlişkinin genel açılımı olarak aldım. Özel bakımda olmadığı için arkadaşlar, hangi taraf hangi tarafa neler yaşattı onu şu an için söyleyemiyorum. Ama ortak bir şey söylüyorum. Siz kendi ilişki durumunuza göre alın, kabul edin. Evet, bir taraf ağır darbeler yemiş.
üzülmüş. Belki de karşı tarafın sizin bakış açınızı değiştirmesinden, belki de sizin istediğiniz şekilde bu ilişkinin yürümemesinden, karşı tarafın kendi istediği şekilde bu ilişkinin yürümesi için uğraştığı, çabaladığı olmuş görünüyor. Ve siz de bundan dolayı ağır darbeler yemiş ve üzülmüşsünüz. Çünkü siz farklı açıdan bakan bu ilişki için tamamlandım derken, bu dünyadaki benim hayatımdaki kişi derken karşı tarafın bu tepkisinden dolayı üzüntülere girmişsiniz gibi görünüyor. Ya da bir taraf girmiş artık hangi taraf. Şimdi şöyle tekrar bir yola girilmiş. Sonra tekrar bir başlanılmış. Bu konuşmaların arkasına, bu ayrılıkların arkasına. Tekrar yeniden bir başlayalım demişler. Mutlu, huzurlu bir ilişki olsun. Kim bazı enerjiler evlilik üzerine de düşünmüş olabilirler. Başlanmış olabilir tekrar. Tekrar bir birleşme, sevgi, eşitlenme durumu olmuş. Ama bir tarafın bu evlilik hayali ya da ciddi bir ilişki, birliktelik, düzgün bir birliktelik, düzgün bir ilişki, yaşama isteği diğer tarafı vazgeçirme enerjisine geliyor. Bir taraftan da vazgeçme enerjisine düşüyorlar. Çünkü bir taraf diyor ki ben haksızlığa uğradım. Haksızlık ettim bana. Çünkü karşı taraf ya da siz, evet karşı tarafın ve sizin duygularınız var. Her iki tarafın da duygusu var bu ilişki için birbirine karşı ama sevgisi de gerçek sevgi. Ama karşı tarafın şöyle bir durumu var ya da sizin bir geliyor, kendini gösteriyor, size olan ilgisini gösteriyor, bu ilişki bitmesin diye uğraşıyor, sizi bir şekilde onun beklemesini beklemenizi sağlıyor bir şekilde. Ve sonra tekrar bir gitme enerjisine giriyor ve sonra tekrar bir gidiyor. Arada bir tekrar geliyor, sizinle tekrar bir iletişime geçiyor, sonra tekrar gidiyor. Böyle bir durum ve siz bundan dolayı ben haksızlığa uğruyorum diyerek vazgeçme enerjisinde olabilirsiniz ya da karşı taraf böyle durumda olabilir. Eğer bunu siz yapıyorsanız. Evet, sevgili ikizler burcunun aklındaki kişiyle olan bu ilişki durumu. Olası gelecek öngörüsü ne olabilir? Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar, bu ilişkide bir taraf çok yani ketum biri, otoriter biri, ayakları yere sağlam basan biri, çok dediğim dedik. Benim dediğim şekilde olsun isteyen biri. Ama bir şekilde bu ilişki için keskin bir karar verilip yeniden başlama, yeniden bir durumu yeniden başlayalım, yeniden bir konuşalım, yeniden bir görüşelim diyebilecek enerjiler içinde olma ihtimaliniz var. Ama ve lakin şöyle bir durum var. Bu karşı taraf ya da siz bu ilişki tekrar bir araya geldiğinde bu adam ya da siz kadın o artık hangi tarafsanız tekrar böyle bir arkasını dönme, sırtını dönme söz konusu olabilir. Ama bu da bitmeye yakındır arkadaşlar. Çünkü burada iki kulemiz daha var bizim. Bunlar devrilmiş evet ama bir arkasını dönen bu kişi sonunda bu iki kupayı almak için geri gelecektir. Sevgili İkizler Burcu. Tekrar bir başlama durumu söz konusu olma ihtimali var. Keskin bir karar vererek. Evet, peki melek mesaj kartımız bu ikizler burcunun bu ilişki durumu ile ilgili ne mesaj verecek bize? Melek mesaj kartımız bakalım bakalım. Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Olumlu bir değişiklik zamanı. Bir durum aniden ilerlemeye başlıyor. Şans senden yana. Kader çarkı çıktı arkadaşlar. Kaderin artık değişeceğini ve olumlu değişikliklerin olacağını söylüyor kartımız bize. Ve artık bu durumun değişme ihtimalinin olduğunu ve şansın ve kaderin sizden yana olacağını söyledi kartlarımız bize. Evet, her şey gönlünüzce olsun. İnşallah sizden yana olur ve hayırlısı olsun hakkınızda. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.